Oldu, bizga farosat nima bo'lmoq ekan? Paydo bo'lmoq ekan. Tarixda nasroniylar mana shu farosatga tegishli bo'lgan narsa, nasroniylar chaqirishadi. Musulmonlarni xalifasiga xat yozishadi. Sizlardan bo'lgan bir insonni jo'natib yuborsanglar, bizda mana shu insonga bitta ikkita savollarimiz bor deydi. Shu savollarimizga javob bersa yaxshi bo'lar edi degan maqsadda chaqirishadi. Bilasizlar, narigi tarafdan yoki bir katta jamoatdan ikkinchi tarafga birov chaqirilsa, bir qorovuldimi, oddiy odamdimi, farosati yo'q odamdimi u yerga jo'natib bo'lmaydi. U yerda bahs bo'layotganda ko'p odamlar qatnashadi. Mana ko'rdingmi dedi, javobini ayta olmasa, musulmonlarni qarab ular bilmaydi dedi. Kimni jo'natsak deb o'sha zamonda Amirul Mu'minin o'ylanib qolar ekan. Baqilloning degan kishi o'ta yoshi ulug' bo'lmagan. Lekin biz o'tgangi darsimizda aytdik, farosat degani ba'zan yoshi kattaroq odamda ham topilmay qolishligi mumkin. Ba'zan yoshroq insonlarda ham farosat degan narsa nima topilib qolishligi mumkin ekan. Baqilloningni jo'natishganda ularni boshchisi, ularni podshohi xristian dinidagi odam kiradigan eshikni ataylab pastroq qilib qo'yar ekan. Ataylab pasaytirib qo'yar ekan. Kirganda menga bir ruku qilib kirsin degan maqsadda. Kirayotgandaylar bir sindirsam shu odamni. Menga ruku qilib keyin kirsin bu odam deb eshikni pasaytirib qo'yadi. Va yana bitta ikkita savollarni tayyorlab qo'yadi. Imom Baqirlarning iboratida qarasa eshik pastroq turibdi. Orqa chalib kiradi. Oldi bilan kirmaydi-da, ruku qilib. Orqasiga o'girilib teskari qarab kiradi. Senga ruku qilib deb o'yladingmi? Mana bunday qilib kirsa ham bo'ladi degan maqsadda. O'sha joyda haligi podshohning kayfiyati buzilib ketadi. Bular deydi, oddiy odam jo'natishmabdi shekilli. Kiradi, podshoh bilan gaplashadi, suhbatlashadi. Podshoh savol beradi. Ismingiz nima? Ismim Baqilloniy. Sizga bir savol bor deydi. Sizlar bilan oyni o'rtasida qudachilik bormi deydi. Yo'q. Qarindoshchiliklar bormi deganda yo'q deydi. Sizlarga oy tanish bo'ladimi deydi. Deganda Imom Baqirlarni yo'q, bizga tanish emas. Nima sababdan so'rayapsiz deydi. Desa aytadiki, sizlarni payg'ambarlaring oyni bir qo'li bilan ishora qilib ikkiga bo'lganimish. Sizlar shunga ishonib yuribsizlar. Biz ishonmaymiz bu narsaga. Bu sizlarni qarindoshinglar bo'lsa kerak deb o'ylab qoldim deb ustidan kulyapti. Ustidan kulyapti, g'aybiy masala edi. Nima deb javob bergan bo'lardilar? Oydan qudachiliklar yo'q. To'ydan keyin oy ko'payadi o'zi. To'ydan oldin unaqa oylar yo'qmi? Bizda qarindoshimiz yo'q, oy bizning qarindoshimiz emas. Imom Baqirlarning aytadi. Sizlar dasturxon bilan tanishmisizlar deydi. Iso alayhissalomni qavmi dasturxon so'ragan bilasizlar? Robbana anzil alayna ma'idatan minas sama. Ey Robbimiz, bizga dasturxon tushirib bergin deb oxiri Iso alayhissalom majbur bo'ladi shu narsaga. Mo'jiza ko'rsatib bering, mo'jiza ko'rsatib bering deb qayta-qayta aytishadi. Qanday mo'jiza desa, osmondan bir dasturxon tushsin. Aidan lana li awwalina wa li akhirina. Biz avvalgi va oxirgimizga bir bayram bo'lsin, dasturxon tushsin deganda Alloh taolo Maida surasi bor Qur'oni Karimda. Maida dasturxon degan. Alloh taolo dasturxonni men tushiraman dedi. Agar dasturxon tushirganimdan keyin ham iymon keltirishmasa, la wa'zibu bihi ahadan min al-alamin. Ularni shunchalik men azoblayman, boshqa odamlarni unchalik qattiq azoblamagan azobim bilan azoblayman degan. Shuning uchun sizdan biroz so'rasa, Alloh taolo kimlarni ashaddiy azob bilan azobladi desa ikkita. Birinchisi Fir'aun va uni oilasi. An-naru yuraduna 'alayha ghudwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu akhilu ala fir'auna ashadda al-azab degan oyat bor. Ular do'zax azobiga ertayu kech ro'baro qilinishadi va qiyomat qoim bo'lganda Fir'aunni va ahlini o'shinga ergashgan insonlarni ashaddiy azobga ketkizinglar deyapti. Mana bu birinchi oyat. Eng ashaddiy azob Fir'aun va uni ol Fir'aunga.
İkincisi Allah Teala onlar dastırhanını sonra kurgandan keyin İni munazziluha dedi. Men dastırhanını çüremen dedi Allah Teala. Kim men dastırhanını çürgenimden keyin iman keltirmese men onu şunçalik azaplayman bu azap bilen hiç kimde azaplamagen azabımla onların azaplayman diye ayet çürgen. Şunu iman bakıllarını ayet yaptı. Bazı adam saval verirdi. Şu savalıdan farasatınız yetsin ki onge başkaça cevap gerek. Ataylar soraydı da bazı burada. İmam bakıllarınıydı üstünden külüş için soradı mı? İmam bakıllarınıyem onların üstünden külüş için saval kılıyordu. Aydan karındaşçılığımız yok. Sizler dastırhan bulan karındaş mısınızlar dedi. Yok dedi. Dastırhan bulan kudaçılığıylar var mı dedi. Yok karındaşçılığımız yok dedi. Senin dedi bayağı padişahı karar şu dastırhanını çüşkenine senin iman keltirgen sen huddu biz aynı yaralgenine iman keltirgen dayı. Doğru mu dedi? Doğru dedi. Sen kaçan dastırhan çüşkenini ispatla bilsen şunun cevabı aynı yaralgenine ispatlaşı ola dedi. Gepir almaya kaldı. Sözüge söz bilenime deyip koydu. Cevap verip koydu. Şunun için bazı bitti şunday farasat diyenler seni işletiş gerek oladı kendi. Farasat diyenler seni işletiş gerek oladı. Lekin mesela bazı bir adamda farasatı sel yakşıra olsa mahtanmasın. Benim farasatım buram içi de benim tüzü giraman. Mahallede benim yakşıraman. Ustalar da içi de benim farasatım yaşlı. Allah da Allah uflap uygun gün çap koymasın farasatını. On kol kulan çap kolun acilatanmaya kalışı mümkün. Özün etini tört de itip koyuşluğu mümkün. Allah da Allah beri yap da o şey farasatı. Şunun için Allah Sübhanehu ve Teala'ya gelmek kılış gerek. Daim hamdü sana ait arası zikir kılası şükür kılası doğru gelmesi Allah da Allah inşallah farasatı küçültirip verir. Biz dedi haligi padişah etti biz kettesini çakırıyla dedi. Poplardı kettesin. En kettesi bilen bu sütbatlaşsın bize küçümüz yetmeye çekildiydi. Poplardı en kettesini çerik oldu. Rahip kettesini çakırdı. Çakırışı bilen imam bakırlarını eteyle özü çıkıp kütü alıp yahşı mısınız? Tüzüğü müsünüz? Üyde gileriz yahşı mı? Dedi. Bilesler Hristiyan dinde ülenmeyin. Saçını teyirin alıp dışarı. Bunlar ülenmezsen şunu dört gitedi özleri. Hatını izlem yahşı mı? Kola çakı izlem yahşı mı? Üyde giler nevere çevreler hemen cahide mi? Diyor. Bütün kasırda cacel götürün. Şey, hadisleri o yazı genelde. Fahasu kehumrul vahşi vahşi yavayı degen. Yavayı eşeklerine avazı köterilgen deyip hemen bakırıp taşlaştı. Sen ne deyip sen bu özü bizi en mukaddes adamımız olsa üyleniş mümkünmez olsa babasını sorup oturup sen ayalını sorup oturup sen bu ne deyip sen? Diyordu sizlerde hele üyleniş mümkünmez mi mukaddes adamı ileri geliydi? Yok mümkünmez diyordu. Balası balışıyan mümkünmez mi dedi? Balası balışıyan mümkünmez dedi. Onda ne ki Allah Teala'nın balası var deyseler o özlerde işlerde bir de mukaddes adam balası yok deyip oturmuşlar dedi. İsa Aleyhisselam ne deyişlediler? Allah'ın oğlu deyişetti. Özünlerinin içindeki mukaddes adam gayal mümkünmez o. Ferzent mümkünmez o. Allah Teala'ya ruhsat mı dedi? Padişahı yani ki helgi ne geldi özü helgi Hristiyanlar kattısı. Aydı ki savgalardı yahşısını alıp bunu dedi cünnet varaylı dedi. Hazır biz saval bir aramız şermendemiz çıkalım dedi. Saval bir aramız gel köpeğen dedi. Savgalarda birin ketsin bu adam dedi. Savgalarını verip cünnet var gene kim. Neme üçün? Farasat düşlü. Yine bir muhimlerden biri farasat hakkında. İlm el firasa değil. Arap dilinde farasat ilmi değil. Bunu şimdi sözü kayıttan başlayıştığını bilmeyiz. Cüden bizge muhim bogan, kerek bogan mavzu. Bazen bize halkımızda anca önce söküşler var. Farasat yok iken şu adam değil. Hatta bizi tilge farasat degen söz Arap dilinden doğru ötüp kogan. Arap dilinden bizi tillerimizde farasat degen söz, akıl degen söz, idrak degen söz, ilim, rükû, secde, dua bunların hepsi Arapça sözler. Farasat degeni ulamalarımızı bir neçe sözleri barayken farasat özü nime degen savalga ulamalarımız her hıl yollar bilen cevap verişken eken. Bana şu cevaplarını biri tavakku'u hudusi şey
qabl an yahdus. Bir voqiya hodisa bo'lishligidan oldin o'sha hodisani bilib qolishlik farosat deyiladi. Bu svetofor qizil yonib qopdi shekilli deb to'r o'tib keta olmaydi. 5 sekund, 4 sekund, 3 sekund qolyapti deydi, sekin tormozni bosib svetoforga yaqinlashishlikni farosat deydi. Qomatga 5 minut qopdi deb o'tirib, endi tahorat qilib kelay demaydi, namoz o'tib ketadi. Bu kichkinalarga misol. Ya'ni bo'ladigan voqeani oldinroqdan bilib qolishlikni farosat ba'zi ulamolarimiz so'zi. Ikkinchisi, ba'zi ulamolarimiz boshqacha ta'rif berishgan ekan. Farosat degani hozir javoblik va xato qilmaslik. Darrov javob beradi, o'shunda ham xato qilmaydi. Darrov javob beradi, xato qilmaydi. Farosat ikki xil bo'ladi. Birinchisi mauhibatun minallohi, Alloh subhanahu va taolo tarafdan shunday farosat bilan yaralgan odamlar bo'ladi. Chunki bilasizmi, masalan biror dunyoni biror joyida farosatni o'rgatamiz degan madrasa bo'lmaydi. Birorta yerda yo'q. Farosat ilmi bor haqiqatan. Farosat bo'yicha madrasamiz, maktabimiz, alohida o'rgatamiz degan maktab yo'q. Shuning uchun ulamolarimiz farosatni ikkiga bo'lishgan ekan. Birinchisi Alloh taolo tarafidan insonlarga shunday berib qo'yiladigan narsa deyilgan. Ikkinchisi muktasab. O'rganadi, o'qiydi, izlaydi, ta'lim oladi va insonda farosat paydo bo'ladi. Bir odamda yo'q bo'lsa, siz sekin tushuntirasiz. Ulamolarimizni ba'zi bir voqealarni aytib beradigan bo'lsak, Imom Shofiy rahmatullohi alayh, Alloh taolo rahmat qilsin u kishini, bir Shofiy degan mazhabni imom boshchisi Yaman yurtiga borib, ataylab farosat degan ilmni o'rgangan ekan bir necha yil. Ayniqsa imomlarga juda kerakda. Imomlar farosatliroq bo'lmasa, jamoat darro har xil savollar bilan boshini aylantirib qo'yadi. Shuning uchun, ya'ni bugungi mavzuyimiz adabiy mavzu, juda diniy mavzu emas. Adabiy boblarda keltirilgan, dinga aloqasi kuchligu adabiyroq mavzu. Shuning uchun sal e'tibor berib eshitishga harakat qilamiz. Pingvinning go'shini yesa bo'ladimi, Domla deydi. Nima degan savol? Pingvinning go'shi ko'chada sotilmaydi-yu masalan. Domlaga ataylab shunday savol beryapti. Pingvinning go'shini yesa bo'ladimi deb. Sen tutib olsang yeyver deb Domla. Ana farosat bo'ladi. Yoki bittasi aytayapti, o'rmonda namoz o'qiyotsam yonimdan ayiq chiqib qolsa namozni nima qilaman deydi. Tahorating ketmasa o'qirasan deydi. Tahoratsiz namoz bo'lmaydi-da. Shar'iy javob beryapti. Imom Shofiy rahmatullohi alayh farosat ilmini o'rganishlik uchun Yaman yurtlariga borib, ataylab shu ilmni o'rgangan. Bir necha yil o'rgangandan keyin ilmni sinamoqchi bo'lgan. Ilmini sinamoqchi bo'lib turib, bir odamni uyiga mehmondorchilikka tushadi. Odamlar ba'zilar masalan kiyimidan yoki holatidan darrov nimasi bilinadi? Farosati, bu yerdagi odam farosati bo'lsa, u odamni qandayligini bilib oladi. Imom Shofiy tushadi-da, bu odam baxilroq odam bo'lsa kerak, juda ham pulni yaxshi ko'radigan odam bo'lsa kerak deb o'ylab qoladi. Kechqurun haliga odam ovqatlar olib keladi. Mehmonga tursam maylimi sizlarga deydi. Ha mayli deydi, ovqat olib keladi. Imom Shofiyni markabi otiga o'tlar o'ziga chiroyli to'shaklardan joy qilib beradi. Men qattiq adashibman deydi Imom Shofiy. Joy qilib bergandan keyin kechqurun kelib hali uxlab qolmadingizmi deydi Imom Shofiyga. Yo'q, uxlab qolganim yo'q desa, siz narigi kattaroq, chiroyliroq, shinamroq xonaga chiqib uxlang, sizga shu joyga joy qilib qo'ydim deganda Imom Shofiy aniq adashibman deydi. Men nimani o'ylayapman bu odam? Men buni baxil desam, qo'llari ochiq keng odam ekan bu. Pulni orqasidan quvlab yurgan odamga o'xshatsam, bu qo'li ochiq odam ekan. Keng xonaga joy qilib beradi Imom Shofiy. Kechasi men o'ylanib chiqadi uxlamasdan. Shuncha yil vaqtim qayerga ketdi? Farosatni o'rgandim men. Hozir ertalab ketayotgandan keyin, mayli rahmat, chiroyli mehmon qildingiz. Alloh rozi bo'lsin deb duo qiladi. Duo qilgandan keyin uydagi esa aytar ekan, hisob kitob kim qiladi deydi. Qaysi hisob kitob deydi? Molizga 2 dinor, o'ti uchun. Kechqurungi choy uchun 3 dinor. Kichkina xonaga 2 dinor edi, katta xonaga o'tgani uchun 4 dinor. Aylanib-aylanib 15 dinor pul chiqarib qo'yadi.
xursand bo'lib cho'ntagidan chiqarib beradi pulni. Xato qilmabman deydi. Birinchi ko'rganimda juda baxil odam bo'lsam kerak deb o'yladim. Lekin xato qildim deb o'yladim. Haqiqatdan xato qilmabman deb boyagi odamga pulni berib yo'lda nima qiladi? Imom Shofiy davom etar ekan. Bizning mazhab boshimiz Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh, Alloh taolo rahmatiga olsin. Bu kishi mana dinni yo'lda o'ta ko'p xizmat qilganlar. Imom Abu Hanifani huzuriga Xavorij degan firqadan, toifadan ikkita odam keladi. Ikkalasining ham qo'lida qilichi bor. Va masjidga ikkita janoza olib kelinadi, o'lik. Xavorijlarning e'tiqodida masalan, biror bir inson ichsa, g'ibat qilsa, gunoh, xato ish qiladigan bo'lsa nima bo'ladi? Kofir bo'ladi. Bizda unday emas. Imom Abu Hanifani huzuriga o'sha ikkita janozani olib kelishadi, olib kelishgandan keyin aytishadi. Qilichlar bilan. Xavorijlarni u paytda obro'-e'tibori ko'tarilib qolgan ekan. "Ey imom" dedi. Tashqarida turgan janozalarni birinchisi aroq ichib turib o'lib qoldi dedi. Ikkinchisi zino qilingandan keyin farzand tug'ish kerak edi, farzandi ham o'zi ham tugaman deb o'ldi dedi. Ularni e'tiqodi bo'yicha ikkalasi ham kofir deyilishi kerak. Yo'q, bular musulmon desa janoza o'qilish kerak. Ular aytayaptiki, agar musulmon desang, seni biz qilichimiz bilan chopamiz dedi. E'tiqod buzuqdi. Musulmon emas desa Imom Abu Hanifa ularni e'tiqodiga o'xshab qolgan bo'ladi-da gap tarqaydi. Imom Abu Hanifa xavorij bo'lib degan gap tarqaydi. Xo'sh, nima deysan dedi. Juda qiyin ahvolda. Bularga janoza o'qiymizmi yo'qmi dedi. Deganda Imom Abu Hanifa bu ikkala olib kelgan janozalar yahudiymi dedi. O'zlariga savol beryapti. Savolga savolman ba'zan javob bersangiz bo'ladi-yu. Yo'q, yahudiy emas dedi. Ha, nasroniy bo'lsa kerak bu ikkalasi dedi. Yo'q, nasroniy emas dedi. Unda nima deganda ikkalasi musulmon dedi. Qola antuma hakamtuma. Mana o'zlaring fatvoda o'zingizlar berdinglar dedi. Musulmon emas dedirish kerak bu kishiga. Imom Abu Hanifa o'zlariga musulmon bular dedirib qo'ydi. Qola ikkalasi aytishdiki, da'na min alaibik. Ustimizdan kulma, o'ynama dedi. Bu ikkalasi jannatimi, do'zaxmi, shuni bilmoqchimiz dedi. Qarang, tanamayapti. Abu Hanifa o'zlariga musulmon dedirib qo'ydi. Bu tanamayapti. Aqulu fihima. Bu ikkalasida haqida. Bulardan ko'ra yomonroq odamlarda, bulardan ko'ra yaxshiroq odamlar nima deganini aytib beraman dedi. Iso alayhissalom payg'ambar, qavmi adashganlar edi ba'zilar. In tu'azzibhum fa innahum ibaduk. Ey Robbim, bularni sen azoblasang, bular seni bandalaring. Agar kechirib yuborsang, seni mag'firating keng degan oyatni aytdi dedi. Ibrohim alayhissalom فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي. Ey Rabbim, kim menge ergeçse oşa menden. وَمَنْ أَصَانِي. Kim menge ergeçmese asib olsa özün bularını keçirgin degen ayetini çüşürdü Allah Teala. Yani ikkala ayetteyem bular günahkar bosayem Rabbim keçir deyip paygambarlar aytiyemdi. Men paygambarlardan afzalmasman, bular paygambarları sahabalı nimelerden ergeçkellerden göre afzal. Nime deyisler deyordu. İkkalasini ham qo'ldan qilich tushdi. Ey imom, Abu Hanifaga aytibdi. Biz sizga bugundan boshlab shogird bo'lib tushamiz dedi. Mana shu narsaning nomini ilmul firosa dedi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam hijrat qilib Madinai Munavvaraga kirib kelganda kunduzgi paytda kirib keladi. Kirib kelganlardan keyin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni Madina ahli tashqarida kutib oladi. Hammalari Madina Munavvaradan chiqib, kiravurish bo'lgan joyga xurmolarni ustilariga chiqishib kutib olishadi. Va Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam onasi joyiga kelib tushadi. Tushganlardan keyin Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni huzurida turadi. Ya ma'sharal ansor, ey ansorlarning jamoati, sizlar meni yaxshi ko'rasizlarmi dedi. Ular aytishdiki, ha ya Rasululloh, biz sizni yaxshi ko'ramiz dedi. Qola vallohi ana uhibbukun. Allohga qasam, men ham sizlarni yaxshi ko'raman dedi. Mana xutbaning boshlanishi. So'ngra payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uzoq xutba qildi.
xutba qilgan paytda ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni eshitishgan, ko'rishmagan. Quyosh tushishligini boshladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ustiga, yuziga quyoshning nuri tushdi. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yoniga borib, quyoshni to'sadigan narsa bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ustiga soya qilib turar ekan. Ansorlar, o'sha joydagi ansorlar tushunishdiki, bu odamning hurmati boshqa odamlarni hurmatidan ko'ra ko'proq. Va oftob tushayotgan paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni himoya qilishlikni farosati faqat Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ga berilgan ekan. Yana hadisda aytiladiki, kunlarning birida sahih hadisda rivoyat qilinadi. Kunlarining birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xitob qildi deydi. Xutba. Ana u joyda turib xutba qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xutba qildi. Xutbaning nihoyasida innalloha khayyara abdan. Alloh subhanahu va taolo bandalarining ichida bir bandasiga ixtiyor berdi. Dunyoda uzoq yashab o'tishlikni va qisqa yashab oxiratda Alloh taolo bilan uchrashishlik degan ikkita imkoniyatni beruvdi. Bandasi Alloh subhanahu va taolo bilan uchrashishlikni tanladi dedi hadisda. Bu so'zni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Hadisni rivoyat qilgan odam aytadi, sahoba Fabaka Abu Bakr. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu yig'ladi. Va ta'ajjabna dedi. Biz ajablandik. Bu yoshi qarib qolgan odam nima uchun yig'layapti? Biz ajablandik dedi. So'ngra hadisni oxirida aytib beradiki, va kanal muhayyar. Tanlangan, ixtiyor berilgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam dedi. Va bizlarning ichimizdagi eng tushunchasi oliy Abu Bakr degan hadisni oxirida. Shunday aytibdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadisda aytibdiki, bir banda, balkim u Bani Isroildandir, balkim boshqasidandir, bir bandaga Alloh subhanahu va taolo ixtiyor berdi. Dunyoda qisqa yashaysizmi yo uzoq yashab o'tasizmi deydi. Bandasi Rafiqul A'la Alloh taolo bilan uchrashishlikni tanladi deganda Abu Bakr yig'lavordi deyapti. Nima uchun desa, Abu Bakr roziyallohu anhu tushunishligida, farosatda birinchi turgan. Mana shu yerda men bir qoida aytib beraman. Qachon farosat kuchayadi? Qachon kuchayadi? Ba'zi bir odamlar bo'layotgan voqeani aytib beradi. Gapni aytsangiz, davomini aytib beradi. So'z boshlamasdan tushunib qoladi. Qachon? Birinchisi mana Abu Bakr sahobalarning ichida Abu Bakr tushunda. Abu Bakrning laqabi nima? Siddiq. To'g'ri so'z odamni farosati kuchli bo'ladi. Birinchi qoida. To'g'ri so'z odam farosatda oldinga o'tib ketadi. Boshqa odamlardan ko'ra hayotda yolg'on gapirib turgan odam farosatda qiynaladi. Yolg'onchi odam bo'layotgan haqiqatni tushunmaydi. Nima bo'layotganiga ko'p tushunib yetmaydi. To'g'ri so'z odam, umuman yolg'onga yaqinlashmagan odamni farosati boshqa odamlardan ko'ra ancha aldinda yuradi. Birinchisi. Ikkinchisi, hop biz aytamiz-da hammamiz. Qani endi bizni ham shunday farosatimiz bo'lsa, ya'ni aql idrokimiz oldinroq yursa odamlardan ko'ra deb aytamiz-da ba'zan. Ikkinchisi, zikrini ko'paytirgan inson farosatda oldinga o'tib ketar ekan. Doimo shu insonni tili zikrda bo'lishi kerak. La ilaha illalloh, la havla va la quvvata illa billah, astagfirulloh, subhanalloh va shunga o'xshagan zikrlarni hammasi ayniqsa istig'forni ko'paytirish kerak. Uchinchisi, biz aytdik, birinchisi siddiq, to'g'ri so'zlik. To'g'ri so'zlik haqida Kabi ibn Malikni hadisda ham aytdik. Bir dars aytdik. Xadija onamizda ham aytdik. Chunki ya Rasululloh siz yolg'on gapirmaysiz, payg'ambar bo'ldingiz dedi. Mana bugungi darsimizda ham aytyapmiz. Biz aytdik, axloqlarning uchi, yuqorisi piramidaning ustida bitta tosh tursa, eng yuqorisi, cho'qqisi to'g'ri so'zlik deb. Birinchisi nima bo'ldi? To'g'ri so'zlik. Ikkinchisi zikr qilishlik. Uchinchisi taomni poklashlik. Qaysi taom to'g'ri kelib qolsa, to'r yeb qo'ygan odam farosatda orqada qoladi. Qarash kerak nima yeyotganini. Nima taom yeyotganini qarash kerak. Halolmi, harommi?